Merhaba. Herkese selamlar. Bugünkü sorumuz, soru neye vaftiz oluyoruz? Bugünkü konumuz, biz neden vaftiz oluyoruz? Söyleyebilir misiniz? Çünkü Rabbin sözünü yerine getirmek için diye. Çünkü Rab bizden öyle istiyor, yeniden doğalım. O şrotun benden bu kadar. Tamam, teşekkür ettim. Dört usta var orada. Hepsini, merhaba. Hepsini Burak kardeş. Merhaba. Bugünkü konumuz, biz neden vaftiz oluyoruz? Evet. Biraz da açıklama yapaysan. Vaftiz en önemli şeylerden, Hristiyanlığın en önemli temellerinden birisi. İman edip vaftiz olmadın mı kurtulamazsın, ama iman edip vaftiz oldun mu kurtulacaksın. Vaftiz ne demek? Bu dünya için ölmek. Bu dünyada eski hayatın gidiyor. Vaftiz olduktan sonra yeni bir hayatta doğuyor ve bu hayatta İsa Mesih'i izliyor. Amin. Kısa ve net bir şekilde. Rab sizi bereketlesin. Tamam, sen de teşekkür ettim. Kıymet kardeş, merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz, iyiyiz, hamdolsun Rabbi. Bugünkü konumuz, biz neden vaftiz oluyoruz? Vaftiz çok güzel bir sorudur bu. Çok güzel bir soru. Ve cevabı da çok güzel olmalıdır. Önce vaftiz nedir? Günahlarımızdan tövbe etmek, günahlarımızdan arınmak, günahlarımızdan temizlenmek. Vaftiz demek budur. Yani vaftiz olduğumuz zaman eski günahlarımızdan, eski yaptıklarımızdan vazgeçmek ve artık aklanmış olarak hayatımızı Tanrı'nın istediği gibi devam etmek demektir. Markus 16. bölümde 16. ayette şöyle der: İman edip vaftiz olan kurtulacak. İman etmeyense mahkum giyecek. Bu yüzden bu Rabbimiz İsa Mesih'ten bir emirdir bizlere. Sadece iman etmek değil, ama vaftiz olmamız da gerekiyor. Amin. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ettik sana. Bereketli ol. Merhaba. Merhaba. Konumuz bugün vaftiz ne demektir? Biz neden vaftiz oluyoruz? Vaftiz ne demek? Bizim o günü yeni kişilik olmamız. Tamam. Orada her bir günahımız, her şeyimiz kalıyor. Biz yeni bir kişi oluyoruz. İsa Mesih'in önünde tövbe ediyoruz. İsa Mesih'in önünde tertemiz bir kişi oluyoruz. Haleluya. Bereketli ol. Teşekkür ettik. Bugünkü konumuz, biz Hristiyanlar neden vaftiz oluyoruz? Hristiyanlar neden vaftiz oluyoruz? Birkaç. Ayağını çek. Üstüne bastı. Çok güzel bir soru sordum. Bu çok yaygın, çok güzel, çok sorulan bir sorudur. Biz neden vaftiz oluyoruz? Sudan neden geçmemiz gerekiyor? Şöyle bir şey, İsa Mesih diyor ki hiç kimse yeniden doğmadıkça babanın egemenliğine giremez. Bu ne demek oluyor? Bizim vaftiz olmamızı simgeliyor. Yani biz vaftiz dediğimizde, suya girdiğimizde ne yapıyoruz? Suya girdiğimizde eski benliğimizi, yani eskiden nasıl bir hayat yaşadığımızı, nasıl bir insan olduğumuzu, nasıl bir huylarımız, nasıl bir alışkanlıklarımız var ise suya girdiğimizde onlar o suyun altında öldürüyoruz. Yani artık eski benliğimizden vazgeçiyoruz. Sudan çıktığımızda da artık yeni doğmuş biri çıkıyoruz. Yani İsa Mesih'e ait olan birisi çıkıyoruz. Bizim yeni doğuş budur. Bu yüzden de vaftiz oluyoruz. Yeni bir doğuş için, babanın egemenliğine girebilmek için, o sonsuz yaşama kavuşabilmek için. Amin. Bizim vaftizimiz budur. Yani yeni bir doğuş insana. Anladım. Umarım kardeşler de seyrettikçe anlarlar. Teşekkür umarım ettim. Anlamışlardır. Ben teşekkür ettim. Rab bereketlesin seni kardeş. Rab bereketlesin sizleri de, izleyicilerinizi. Amin. De bereketlesin Rabbim. Merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz vaftiz. Ne demektir? Biz neden vaftiz oluyoruz? Vaftiz ne demektir? Evet. Güzel, iyi bir soru. Her bir imanlının hayatında önemli olan bir konudur bu vaftiz olmak. Evet. Çünkü biliyoruz, ilk önce iman ediyoruz. İsa Mesih'i hayatımıza kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ama eğer ki kutsal kitaba bakırsak, Mesih İsa sadece orada iman için konuşmuyor. Hatta bize orada çok büyük buyrukların altında konuşmak istiyor.
ve diyor ki bir kimse benim aracılığım olmadan babanın tanrının yani egemenliğine giremez. Bu da nasıl olabilir? İlk önce baba, oğul ve kutsal ruhu aramıza, hayatımıza kabul ediyoruz. O da vaftiz olarak. Sizin sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Vaftiz olmadan bir kimse kendi hayatına baba, oğul ve kutsal ruhu kurtarıcı olarak kabul edemez. Bir kimse vaftiz olmadan yeni bir doğuş yapamaz. Çünkü biliyoruz biz iman ettiğimiz gerekte hepimiz bir günahın içinden çıkmış oluyoruz. Evet. Ve biliyoruz ki vaftiz olduğumuzda biz orada eski tabiatımızı, eski örf ve adetlerimizi bırakıyoruz ve yeni bir doğuşa geçiyoruz. O da nasıl? Kutsal doğuş. Hani kimse bizi yanlış anlamasın. Evet. Hani bu ana rahminden yeni bir doğuş değil. Kutsal olarak yeni bir doğuşa geçiyoruz. Ruhtan ve bundan sonra biz Mesih'in aracılığıyla Baba Tanrı'nın egemenliğine hani imzamızı atmış oluyoruz. Bir de vaftiz konusu bizim hayatımızda çok önemli. Çünkü İsa'dan önce biliyoruz ki dünyamıza günah geldi ve günah aracılığıyla bizim aramız, Tanrı ile aramızda bağlantımız kesildi, komple kesildi. Ama İsa Mesih ne yaptı? Bedensel olarak aramızda yaşadı ve bize gösterdi ki gerçekten Tanrı var ve insanları seviyor. Ve vaftiz aracılığıyla öyle yaptı. Biz yine Rab'le aramızda bir bağ kurduk, bir imza attık. Abi, söz veriyoruz ki bundan sonra biz Tanrı'nın izleyicileri olacağız ve hizmetçileri olacağız. Rab sizleri bereketlesin. Seni de bereketlesin. Amin. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz sevgili kardeşler. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz vaftiz olmak ne demek? Bir de biz Hristiyanlar neden vaftiz oluyoruz? Hristiyanlar vaftiz olmanın sebebi bunlar gösteriyor ki ben İsa'yla sanki evleniyormuşum gibi, nikah yapıyormuşum gibi, ondan doğur yapmış oluyormuşum gibi anlamında bir sözdür. Teşekkür ettik Şaban Aga. Bereketli olun. Bereketlisi. Merhaba Şermin kardeş. Sen bir şeyler demek istiyor musun? Merhaba. Biz vaftiz neden oluyoruz Hristiyanlar? Vaftiz ne demektir? Biraz anlatır mısın? Yani kısaca anlatayım. Vaftiz demek eski şeylerinden vazgeçmek. Artık sen bir yeni hayata geçmek istiyorsun. O yüzden Rab'le bir bağlantı kurmak istiyorsun. Bu vaftiz bir simgedir bizim için. Özellikle bütün imanlılar için vaftiz bir simgedir. O yüzden Rab şöyle söyledi. Gidin vaftiz edin, olun. Kutsal ruhla vaftiz olun ve suyla vaftiz olun. O yüzden biz gidiyoruz, vaftiz oluyoruz ve orada eski bütün günahlarımızı, bütün insanlığımızı, bütün kişiliğimizi orada bırakıyoruz suyun altında. Ondan sonra biz yeni bir insan oluyoruz. Evet. Teşekkür Rabbim ederim. Rabbim bereketli. Ahmet kardeş, sen bir şeyler demek istiyor musun? Vaftiz konusunda bugünkü konumuz odur. Biraz açıklama yapar mısın? Vaftiz olmak demek ki Rab'le bir antlaşma yapmak. Dogovor gibi bir şey. Rab'le hani eski benliğini, eski bütün alışkanlığını, bütün kötülüğünü, her şeyini vaftiz olduktan sonra yenileniyor. Ve de yeni bir hayat başlıyor. Rab'le bir antlaşma yapıyor. Teşekkür ederim. Rab sizi bereketlesin.